Merhaba arkadaşlar. Ben Dingiltür öğretmeni Şükrü Coşkun Su. Bugün sizlere Sait Faik Abasıyanık'ın Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabındaki İki Kişiye Bir Hikaye adlı hikayesini seslendireceğim. İki Kişiye Bir Hikaye. Topal martı ile balıkçının konuştukları bile işitilmemişse de görülmüştür. Önce martının laf attığına kalıbını basarım. Ne dediğini söyle deseler söyleyemem ama işin başka türlü olmasına diyeceğim. İlk balıkçının martıya laf atmasının mümkünü yoktur. Martının ne dediğini bırakalım. Balıkçıyı konuşturalım. Martı sessiz. Balıkçı: Susacak mısın be topal? Sabah sabah patlamadın ya. Daha nişana varmadık. Gözünü seveyim sus. Sus. Sus da bir an evvel varalım. Sana lah mı yetiştireceğim? Kürek mi çekeceğim? Nuh deyip peygamber demediğine göre pek aç olmalısın. Peki peki, dediğin olsun. Dur, bekle, bir kolyoz keseyim. Bağırma oğlum, bağırma çocuğum. Amma yaptın ha, amma da kafa patlattın be. Martıya başından ötede etlerinden sıyrılmış kuyruğu titreyen bir kolyoz iskeleri fırlattı. Küreklere asıldı. Az sonra sis içindeki hayırsız adalar gözüktü. Martı susmuştu. İki kanat vurup sandalı geçiyor. Yedi kanat vuruşta balıkçının tepesinden hayırsız adanın kıyılarına uçuyor, kayboluyor. Geri dönüyor, süt liman denize konuyordu. Artık konuşmuyorlardı. Balıkçı o zaman bana döndü. Ne zaman çıksam sandalı tanır, peşime düşer. Bir de uğurlu kuştur, sorma. Neden topal diyorsun ona barba? Topaldır da ondan. İyi bak, bir bacağı yoktur. Ne olmuş bacağına? Bilmem, belki denizin dibinden bir canavar gelip kaptı. Belki anadan doğma böyledir. Belki daha yavru iken bir insanoğlu yavrusunun eline düşmüştür. Bilinmez. Sustuk. Rüzgar bir kara kokusu getirdi. Bozulmaya başlayan bir karpuz kokusu duydum. Balıkçı, şuna bak be, dedi. İnsan gibi yahu, tam nişana konmuş. Kuşun konduğu yerde durduk. Martı 5 kulaç ötemizde gitti, kondu. Sevinçle kafasına uzata uzata haykırdı. Balıkçı yem kesmek üzere bıçağını çıkarırken yine havalandı. Gözden kayboluncaya kadar uçtu. Ben, kaçtı barba, dedim. Balıkçı, şimdi döner gelir, dedi. Sivri'de başka balıkçı var mı diye bakmaya gitmiştir. Peki, bakıp öğrenmesi mi lazım? Balıkçı, onun için değil ama benim için lazım da, dedi. Susuverdi. İkimiz de fazla konuşmayı sevmeyenlerdeniz. O bu kadar konuştuğumuza bile pişman gibiydi. Balıkçı dediğin kendi kendisiyle konuşan adamdır, diyeceğim ama yanlış olur. Doğrusu balıkçı kısmının gevezi olmayışıdır. Balıkçının gevezesine hiç rastlamadım. Sonunda şöyle bir neticeye vardım. İnsan balıkçı ise geveze değildir. Geveze ise balıkçı değildir. Ama lüzumu olunca da konuşmalı. Kınalının burnunu görüyor musun? Görüyorum. Yukarıda beyaz bir toprak olacak. Burundan hemen yukarıda. O yukarıdaki top ağaçların altına doğru. Orayı görüyor musun? Hayır. İki kürek daha çektik. Şimdi görüyorum. Yine sustu. Altımızdaki mavi alemden derin, sağır bir ses çıkıyordu. Bildiğimiz insan, hayvan, düdük, makine, tahta, rüzgarda, tel, ağaç, böcek. Yeryüzü seslerinden başka bir ses. Derinden, kulaç kulaç derinden bir ses işitiyordum. Bu ses, bu mavi alemin nefes alıp verişinin sesidir gibi geldi bana. Bir karıncanın bizim bütünümüzü değil, milyonda bir parçamızı duyması gibi ben de bu kocaman, deniz denilen canlı, muhteşem mahlukun bir parçasının sesinin sağır, derin gürültüsünün milyarlarla eksilmiş bir parçacığını işitiyordum. Şakaklarım zonkluyor, kulaklarım vınlıyordu. Açıklarda bu durgun, derin, sesi gelmeyen sesten hep ürkmüşümdür. Konuşmak istiyorum. Bu sesi duymamak için içimden haykırmak geçiyordu. Şimdi pek yaklaştığımız sivri adaya kadar yüzsem, karaya ayağımı bassam, bağıra bağıra bir türkü söylesem diye içimden geçti. Barba, dedim. Söyle Allah aşkına. Neden gidip Sivriada'da balıkçı var mı diye bakar da geri döner martı.
Kirpiklerinin kenarları kırmızı kırmızı gözlerini kaldırıp yüzüme baktı. Denizden, sükuttan, denizin doyulmayan derin sesinden korktuğumu anlamıştı. Cevap vermeden önce beni bir süzdü, güldü. Sonra, başka balıkçı varsa kalkar yanıma gelir de ben kızar, başka yere giderim. O gün de tersliğim üstünde olur, ona balık vermem diye herkes de bilmez. Nişanı belli etmemek için kaçıyorum sanır. Vallahi değil, ne münasebet. Allah herkesin rızkını verir. Benim için buralarda balık tutacak taş mı yok? Buraların altını ezbere bilirim ezbere. Tahtel Bahir gelip benden sorsun. Keyfim yalnız balık tutmaktır. Balığı yapayalnız tutmaktır. Anladın mı? Balıkçı şimdi onunla konuşuyordu. Benim yalnız balık tutmaktan hoşlandığımı sen nereden bilecekmişsin? Diye bir efendi soruyor. Cevap versene ulan. Martı da artık konuşmuyordu. Kırmızı halkalı, hiç kırpılmayan yüz varlık gözü sandalımızdaydı. Bembeyaz, tertemizdi. Soğan kabuğu renkli gagası açılıp kapanıyordu. Cevap versene topal, söylesene. Orada balıkçı varsa, bu tarafa doğru geliyorsa sana iş yok diye. Sen sinirlenirsin, kaçarsın. Akşama kadar ters herifin biri olursun. Olan bana olur desene. Domuzun biri olursun de. Küreği kaldırır sanki bana vurabilmişsin gibi yaparsın de. Bir balık kafasını bana çok görürsün de. Martı baktı, sustu. Balıkçı bana, at şu kafaları martıya dedi. Nasıl tutuyordu martı? Görmeye değer. İştahlı insanlar gibi iştahlı martılar da oluyor. İnsanı tiksindiriyor. Ben yemeğini gizlice yiyen insandan hoşlanırım. O insanlar bir ağaç altına oturur, paketini açar. Ne yediğini bile bilmezsin. Belki ağızları şapırdatırlar, belki iştahla da yerler ama yanlarından biri geçse suçüstü yakalanmış gibi utanırlar. Balıkçı, çok açgözlüdür dedi. Bu huyunu sevmem ama martı bu. Bu martı mahluku doymak nedir bilmez. İnsan gibi dedim. Yok dedi, insana taş atma. İnsandan insana fark vardır. Top gözlüsü de olur ama azdır. Çoktur dedi. Karları erimemiş Uludağ tepelerini gösterdi. Bu taraflarda dedi. Oltaları atmıştık. Şimdi balıkçı durmadan konuşuyordu. Sanki benim insan gevezi ise balıkçı değildir. Müşahedemi bana çok görmüştü. Yemek yerken utanan köylü çok gördüm. Ayıpmış gibi yemek yiyorlardı. Sonra sofrasındaki ıstakozu ağzını açmadan kibarcasına martıdan daha çabuk tüketen beyler de gördüm. Kibarlığına kibar yiyorlardı. Ağızlarını şapırdatmadan, yalnız çenelerini oynatarak. Ama o çeneyi biraz dikkat etsem korkardın. Ne korkunç şeylerdi. Çene değil makine, makine değil değirmen. Topal martı etrafımızda dört dönüyordu. Bunun başka ahbap sandalları da olmalı barba. Olmaz olur mu? Hepsinin de huyunu bilmesi gerek. Bilmez olur mu? Bir martı için bu kadar politika. Balıkçı çürük dişlerini açtı. Ta küçük dilini gördüm. Gırtlak, boğaz dedi. Yine sustuk. O oltasını tartıyordu. Ben yine bu oltanın önce hızlı hızlı, sonra ağır aksak benimle beraber battığını, derinliklere doğru nefessiz daldığım düşüncelere kapıldım. Buradan şu mavi mahlukun ezgisinden kurtulsam da karada rahat rahat nefes ala ala ölsem dedim kafamın içinden. Balıkçı konuşmamaktan, balık beklemekten ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, yalnız kendini düşünmediğini, beni unutmadığını belli eden isteksiz bir gevezelikle konuşmaya başladı. Sular fena dedi. Sen de fena oluyorsun denizde. Biraz sonra döneriz, üzülme. Susmasıyla bir başka taraftan alması bir oldu. Tuhaf dedi. Alışmışım şu topala. Onu etrafımda görmediğim günler bir şey kaybetmiş de ne olduğu bir türlü bulamayan, durmadan da o şeyi arayan insana dönerim. İnsana alışmıyorum ama şu deniz kuşuna alışmışım. İnsana alışsam evlenirdim. Alışamıyorum. Aynı evde, aynı yatakta bir insanla bütün gece beraber olmak beni zıvanadan çıkarır. Balıkçının yer odasını düşündüm. Orada hemen hiç oturmazdı. Ağlarını koyar. Çoğunca kahvede ya da sandalda yatardı. Sen evden hoşlanmıyorsun barba yakamoz dedim. Hiç, hiç dedi. Ben evden hoşlanmıyorum. Anam ben kundaktayken ölmüş. Babam hiç evde oturmazdı. Ben yazın denizden hiç çıkmazdım. Akşam babamın balıktan dönüşünü bekler.
Hemen sandalın baş altına kıvrılırdım. O bizim kümesteki balık ağının üzerine uzanmaya giderdi söylerini söylerini. Erkenden gelir beni uyandırır. Kafası gördüğü rüyadan kızmamışsa balığı götürürdü. Biraz dalgalı ise homurdanır. Hadi sen git çarşıda oyna derdi. Kös kös uzaklaşırdım. Balığa mı barba yakamoz? Balığa. Ne olacak? Beni de alsana. Cevap vermedi. Yüzme de bakmadı. Ama balık bile tutmadan verdiğim bahşişin yabana atılır bir şey olmadığını, barba yokumuzun da şu dünya yüzünde ihtiyaçları olduğu düşünürse beni tekrar balığa götürmesi mazur görülebilir. Ama dedi, sandalın içinde ölsen geri dönmem. O gün biraz rahatsızdım. Yine rahatsız olacaksın. Aldırma. Bu sinirle sen sonra karada da bir gün gelir rahat edemezsin. Koy ki bir şey olmaz. Ama ölsen ne olur? Ecel geldikten sonra ha karada ha denizde. Neden denizde insana ölüm korkusu gibi bir şey geliyor? Ölüm korkusu değil o, dedi. Akıl korkusu. Ne demek o barba? Denizde kafa başka türlü, karadakinden başka türlü işler. Karada çare elini uzatsan elindedir. Ama bir sandalın içinde çaresizliğin elindesin. Hastalansan doktor yok, ölsen papaz yok, imam yok. Sanki bir işe yararmış gibi kör olsan elini tutan yok. Delirsen morfin yok. En iyisi bir şişe rakı al. Dur. Recep oğlum şuradan bize 190'lık alıver. Sandala atladım. Baktım barba yakomuzun yakasında bir siyah matem tülü var. Kimin öldü barba? Bir uzak akraba. Bu sefer sandalda hiç konuşmadık. Nişana vardığımız zaman Leonardos'un ucunu görüyor musun? Görüyorum. Kırmızı toprağı da gördün mü? Gördüm. Tam sahilde beyaz bir ev olacak. Şu kayanın üstünde tam. Üstünde. Deyip de oltanın ucuna karidesleri takıp suya saldıktan sonra topal martıyı hatırladım. Topal martı nerede? Dedim. Öldü dedi. Ne? Nasıl? Nasıl olduğunu bilmem ama bir sabah nişana vardım ki tam nişanın üstünde ölüsü yüzüyor. Seni görsün diye mi nişanda gelip de öldü dersin? Cevap vermedi. Birdenbire yakasındaki matem alametini topal martı için taktığı düşüncesi aklıma geldi. Güldüm. Ne gülüyorsun dedi. Hiç dedim. Yoksa uzak akraba topal martı mıydı? Yüzünü gözüme dikti. Bugün dedi. Kafan karadaki gibi işliyor. Korku yok. Doğrusu da bu. Böyle olmalı. Karadaki gibi işlemeli kafa denizde. Hiçbir şeyin çaresi karada da yoktur. Bize çare elimizin altında gibi gelir. Yalan, boş. Dünya çaresiz dünyadır. Olamaz öyle şey yakamoz dedim. Dünya çarelidir. İnsanlar dünyaya bir çare bulacaklar. Hay yaşasın Pedimu. İşte karada böyle düşündür. Denize de böyle düşünmelidir. Yanlış ama olsun. Hep her zaman böyle düşünmeli. Bir şey söyleyecektim. Cigaralı elini kaldırdı. Sus işareti verdi. Sustum. Oltaya asıldı. Yakaladığı 5-6 kiloluk bir kırlangıçtı. En azından bir onluğu vardı diye düşündüğünü sanıyordum. Kepçeyi vurdu. Balığa kıça doğru fırlattı. Yemi tazeledi. Konuş bakalım der gibi bana baktı. Ey dedim. Ne diyecektim? Yoksa topal martı mı matemini tutuyorsun? Önce kafasını gösterdi. Kafa dediği eskir ihtiyarlar ölür bile insan ölmeden dedi. Sonra kalbini gösterdi. Eskimeyen, eksilmeyen şey buradadır. Sustu. Koca adam barut gibi adam. Köyde kimsenin sevmediği, hoşlanmadığı adam. Ölüsünü burada bulunca ağladım dedi. Sen hani geçen balığa gelişimizde hastalanmıştın. Ben de öyle hastalandım. Balık tutmadan döndüm. Her tarafım kıyılıyordu. Eve gittim, yattım. Sabahleyin ağzım zehir gibi uyandım. Dolapları karıştırdım, bir ilaç ararmış gibi. Bu tülü buldum, taktım. Çengel gibi parmaklarıyla siyah bezi yakasından söktü, denize attı. Bu da delinimizin bir başka türlüsü, dedi. Deniz mi? Bizi böyle eder. Nedir? Aç şu şişeyi. Fincanın içine rakıyı koyduk.
Yüzünden bir damla yaş düştü berrak, keskin kokulu suya. Göğsüne vurdu. Bu yürek bizim yüreğimiz. Bir tahtası eksiklerin yüreğidir, dedi. Bitti. Yeni İnci 23 4 Ekim 1952'de Deniz'e, Martı'ya bir tahtası eksik iki kişiye bir hikaye adıyla yayımlanmıştır.